Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, çalışma kılavuzlarımız devam ediyor. 6. haftaya geldik. Bu programın indirilebilir halini videonun alt açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta izlemenizi önereceğim bütün videoların da sıralı listesini yine videonun alt açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oynatma listesi haline biz her hafta sizin için getiriyoruz. Ve orada Türkçeden coğrafyaya bütün videoları sıralı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hadi gelin bu hafta hangi videoları izlemeliyiz ve hangi soru çözümlerimiz açılacak hep birlikte göz atalım. Evet, TYT Türkçe ile başlıyoruz. Bu arada hemen toplu bir cevap olması açısından söyleyeyim. Arkadaşlarımdan da rica edeyim buraya bir yere eklemeleri için. Kitaplarımıza ödev veriyoruz biliyorsunuz. Her hafta kitaplarımızı alan arkadaşlarımız için. Kitaplarımıza magaza.hocalaregeldik.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internet paketlerimiz de hocalaregeldik.com üzerinden satılan dijital paketlerimiz de mevcut. Bunlardan da bahsetmiştik. Bu paketleri de incelemek isterseniz hocalaregeldik.com adresi üzerinden inceleyebilirsiniz diyelim. Ve hemen TYT Türkçe'ye geçelim. Artık paragrafa geldik arkadaşlar. Paragraf biliyorsunuz önemli bir konu TYT için. Çok fazla soru gelen bir konu, zorlanılan da bir konu. Çok fazla soru tipi görmek gerekiyor. Zaten bizim videolarımızda da paragrafa yaklaşım, arkasından paragraf soru tiplerinin gösterildiği 3 tane videomuz olacak. Kitabımızda da bununla ilgili bir sürü test var. Oldukça geniş bir yer ayrılmış durumda. Önümüzdeki hafta da yine tekrar amaçlı bu konularla ilgili Gencer hocamızın çektiği videoları izleyeceğiz. Yine önümüzdeki kılavuzda onların bilgisini vereceğim. Bu hafta için bu 4 videoyu izlemenizi öneriyoruz kanaldan. Tabii ki yine kitabımızdan da paragrafla ilgili ödevlerimize bakalım. Dediğim gibi oldukça geniş bir bölüm ayrılmış durumda. Ben sayfa numaralarını kitabı olan arkadaşlarımız için not alayım. Kitabı olmayan arkadaşlar da evlerinde yeterli kaynak varsa lütfen oradan bolca soru çözsünler bu haftadan itibaren. Paragrafı arkadaşlar bırakmayın. Yıl boyunca mutlaka soru çözmeye devam edin. Günde 10 soru da olsa kendinize bir limit belirleyin ve devam ettirin. Çok fazla soru tipi görmenizde fayda var dediğim gibi. Sayfa 78 ile başlıyoruz. Buraya da notunu aldım. Uzunca bir süre gidiyor. Paragrafta yapı, konu, ana fikir, paragrafta yardımcı fikir, çoklu sorular diye oldukça dediğim gibi geniş bir kapsamı var ve sanıyorum burada bitiyor. Yeni tarz sorularla birlikte 141'e kadar paragraf testlerimiz var. Bunları planlayabilirsiniz. Sayfa 141'e kadar olarak diye ben de notumu aldım. Bunları günlere yayarak planlayın arkadaşlar. Bugün 20 soru, yarın 20 soru ya da 10 soru 10 soru. Kendinize nasıl bir limit belirlerseniz mutlaka paragrafla ilgili soru çözmelerinize devam edin yıl boyunca diyorum. Ve hemen geçiyorum matematiğe. Matematikte arkadaşlar EBOB, EKOK konusuna geçiş yapıyoruz. EBOB, EKOK'la ilgili 3 tane videomuz var. Biraz zorlanılan bir konudur ancak çok güzel bir şekilde anlatılmış videolarımız var. Vural Hoca sizler için 3 videoda anlattı. Bu 3 videoyu izledikten sonra bu hafta için minimum 40 soruyu çözmenizi öneriyoruz. Ancak burada da farklı soru tarzları olacaktır. Bizim TYT Konsantrasyon Matematik kitabımızda da bununla ilgili testlere bakarsak hemen sayfa numaralarını yazıyorum ben buraya. Sayfa 66'dan başlayıp 73'e kadar devam ediyor arkadaşlar. Ancak 73'te bitmiyor. Sonrasında bölme bölünebilme EBOB EKOK'la ilgili ÖSYM tarzı soruların olduğu kısım var. Artık bu kısmı da çözebilirsiniz. Sıralamaya geçmeden sayfa 77'ye kadar olan kısmı da çözmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Ben buraya notumu öyle alıyorum. Sayfa 77'ye kadar olarak diye şöyle uzatayım. Çünkü şu aralıkta karma sorular var, ÖSYM tarzı sorular var. Onlara da geçiş yapabilirsiniz. Ve geçtik TET, AET, geometri konularımıza. Üçgende benzerliğe geçiş yapıyoruz. Eşlik, benzerlik konusu üçgenlerde şöyle başlıyor arkadaşlar. Temel benzerlik kuralları. Zaten bu videonun içerisinde eşlikle ilgili kısım da mevcut. Hemen arkasından açı açı benzerliğinden iki tane videomuz var. Tabii ki benzerlik burada bitmedi. Önümüzdeki haftada benzerlik videolarımızı izlemeye devam edeceğiz. Bu üç videoyu şu an için, bu hafta için planlayıp izlemenizi öneriyoruz. Minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve yine TET, AET Konsantrasyon Soru Bankası Geometri kitabımızdan da sayfa numaralarını tabii ki de not alacağız. Eşlik testleriyle başlıyor. Zaten eşliği bu videoları izledikten sonra çözebilirsiniz arkadaşlar. Eşlikten hemen sonra benzerlik testinin de ilk testini çözebilirsiniz şu an için. Önümüzdeki hafta benzerlik konusunu bitirdiğimizde toplu olarak devamını da vereceğim. Ben eşlik ve benzerliğin ilk testi olarak sayfa numaralarını hemen not alıyorum. 128 ile başlıyor arkadaşlar. 135'e kadar olan kısmı bu hafta için ödev olarak not alabilirsiniz.
Ve geldik TYT Fizik ısı sıcaklık genleşmeye geçiş yapıyoruz. Sıcaklık, ısı denge iki tane videomuzu bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Arkadaşlar programla ilgili genelde sorular gelmeye devam ediyor. İlk haftaki videomuzda bunları ayrıntılı anlatmıştık ama tekrar bir hatırlatmış olayım. TYT videolarımızın tamamı tüm dersler için 20-25 haftalık bantlarla planlandı. Yani maksimum 25 hafta sonra TYT konularımız bitmiş olacak. AYT'ye ise TYT'nin 10. haftaki programında başlayacağız. 10. haftaya geldiğimizde artık AYT'nin ilk haftasını vermeye başlayacağız. TYT konularımız bitecek, arkasından AYT'ye bir süre daha devam edeceğiz. Ancak tüm konularımızı biz Mart ayı içerisinde bitireceğiz bu programa göre. Sonrasında da bolca soru ve deneme çözmek için de zamanımız olacak. Yönlendirmelerimiz devam edecek. Aynı zamanda hocalaregeldik.com internet sitesindeki üyeliği olan arkadaşlarımız için oradaki bir sürü online denememiz var biliyorsunuz. Onlarla ilgili de sormuşsunuz. Online denemeler için de zaman zaman buradan hatırlatma yapacağım. İsterseniz önden çözmeye başlayabilirsiniz. Mezunsanız ve konularla ilgili artık biraz daha bilgi sahibisiniz. Ancak biz TYT'de biraz daha ilerledikten sonra online denemelerle ilgili de bilgilendirme yapacağız. Şimdi TYT Fizik'te sıcaklık, ısıl denge dedik. Bu iki videoyu izlemenizi önerdik. Minimum 30 soruyu bu hafta çözmenizi öneriyoruz dedik. Ve hemen kitabımıza baktığımız zaman ısı sıcaklıkla ilgili testlerimiz... Şöyle hatta içindekilerden bakayım. Isı sıcaklık genleşme 60 ile 73 arasındaki sayfaları kapsıyor arkadaşlar. Ancak haftaya da bu üniteye devam edeceğimiz için şu an için sadece 60 ile 63 arasındaki ilk iki testi çözebilirsiniz. Geri kalanını konuyu bitirelim. Yine ödev vereceğim zaten. Devamında not aldıracağım. Şu an için fizikten sayfa 60 ile 63 arasındaki testleri çözebilirsiniz. Ve hemen geçtik TYT Kimya. Güçlü etkileşimlerdeyiz. Güçlü etkileşimlerden devam ediyoruz. Bu 3 video ile birlikte güçlü etkileşimler bitiyor arkadaşlar. Haftaya zayıf etkileşimlerle devam edip bu konuyu sonlandıracağız. Kovalent bağ, kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması ve metalik bağ videolarımızı bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Minimum 40 soruyu da üzerine çözmenizi öneriyoruz bu hafta için. Hemen TYT Kimya Soru Bankası, Konsantrasyon Soru Bankası kitabımızdan da bakarsak eğer, kimya için sayfa 57 ile başlayan ünitedeyiz. Aslında öyle yazabiliriz. Şöyle kimyasal türler arası etkileşimler 57 ile 89-90 arasındaki testleri içeriyor. Dediğim gibi haftaya da zayıf etkileşimlerden sonra zaten bu üniteyi komple bitirmiş olacağız. Şu an için ben yine sadece başlangıç sayfasını not alıyorum. Kitabı olan arkadaşlar ilk testlerden çözmeye başlayıp biraz ilerleyebilirler. Haftaya da zaten bu ünitenin tamamının sorularını çözebileceğinizle ilgili hatırlatmayı tekrar yapacağım. Şimdi kimyayı da geçersek arkadaşlar hemen arkasından biyolojiye geldik. TYT Biyoloji'de hücreye geçiş yapıyoruz. Hücre teorisi ve hücre çeşitleri ilk izlemenizi önerdiğimiz video. Hücre zarının özellikleri, difüzyon, diyaliz 3. videomuz. Bu 3 video için minimum 50 soruyu şu anda çözmenizi öneriyoruz. Biyoloji kitabımıza bakarsak burada da yine bir konu bütünlüğü söz konusu. Haftaya da madde geçişlerine devam edeceğiz. Hücre zarı ve madde geçişleri bütün olduğu için ben bu testlerin sayfa numaralarını yine not alacağım. İlk testlerden başlayarak içindeki sorulara bakabilirsiniz. Ancak dediğim gibi organeller ondan sonraki hafta oraya geçmiyoruz. Hücre zarı ve madde geçişleri test 5'e kadar olan kısmı çözebilirsiniz. Yani 37-46 arasında sizler göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalemimi değiştireyim. Sayfa 37-46 arasında göz atabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu konuyu aslında haftaya bitireceğiz. Haftaya tam olarak bu sayfa numaralarını çözmenizi isteyeceğim zaten. Not almanızı isteyeceğim. Şimdilik biyolojiye böyle diyelim. Ve geldik TYT, AYT tarih konularımıza. İslam medeniyetinin doğuşu ünitesine geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İslamiyet öncesi Arabistan, İslamiyet'in doğuşu ve hicret, Hazreti Muhammed dönemi savaşlar. Bu 3 videoyu izlemenizi öneriyoruz. Minimum 30 soruyu bu hafta çözmenizi öneriyoruz. Bu bütün bu şu anda izlemenizi önerdiğimiz konularla ilgili haftaya soru çözüm videoları gelecek. Bu haftada geçen hafta çalıştığınız konuların tekrar niteliğinde hatırlatmaların yapıldığı, ÖSYM tarzı soruların çözüldüğü videolarımız gelecek. Birazdan onların günlerini söyleyeceğim sizlere. Şimdilik buradan da kitabımıza bakarsak konsantrasyon TYT kitabımızdan. Tarih kitabımızı açtığımız zaman sayfa 51 ile başlayan ünite diye not alabiliriz. Bu konuya da haftaya devam edip haftaya İslam medeniyetinin doğuşuna ait tüm videoları izlemiş olacağız. O yüzden sadece ilk sayfasını söylüyorum. Testleri çözmeye başlayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta bu üniteyi komple ödev vereceğim ve bitirmenizi isteyeceğim. Şimdilik 51'den itibaren ilk testlere göz atabilirsiniz diyelim. Geldik coğrafyaya arkadaşlar son olarak. Coğrafyada harita okur yazarlığı konusundayız biliyorsunuz.
İzohips yöntemi, eğim hesaplama, kabartma ve renklendirme yöntemi. Bu iki videoyu da bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve hemen sayfa numaralarımızı da ben şuradan not alayım. 57 ile 74 arasındaki testleri artık çözebiliriz. Geçen haftadan da biliyorsunuz başlamıştık bu üniteden testlerimizi çözmeye. 57 ile 74 arasında izohips, eğim hesaplama, bunların artık hepsini çözebiliriz. Haritalarda yer şekillerinin gösterimi test 9'un sonuna kadar bitirebiliriz arkadaşlar. Bunu da böyle not alabilirsiniz diyelim. Ve hemen bir arka sayfada soru çözümlerinin günlerine bakacağız birlikte. Geçen hafta çalıştığınız konularla ilgili TYT soru çözümlerimiz neler? Hangi konulardan hangi gün videolarımız gelecek? Hemen birlikte göz atalım. TYT Türkçeden anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, geçen hafta çalıştığınız konu. Pazartesi günü videomuz açılacak. Şurası gün olacak. TYT Matematik'ten asal çarpanlara ayırmayı çalışmıştık. Çarşamba günü soru çözüm videomuz geliyor. TYT AYT Geometri'den üçgende kenarortay Perşembe günü yayında olacak. Fizik, gaz ve akışkanların basıncı Cuma günü. Kimya, kimyasal türler arası etkileşimlerin ilk videosu, ilk kısmı Salı günü soru çözümü geliyor. Biyolojiden organik bileşikler 3 yine Salı günü. Tarihten İslamiyet öncesi Türklerde kültür ve uygarlık Çarşamba günü. Ve son olarak coğrafyadan harita okuryazarlığının ilk kısmına dair Cuma günü soru çözüm videomuz gelmiş olacak arkadaşlar. Bütün bu soru çözümlerinden faydalanmak, bildirimleri almak için abone olduktan sonra arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki anında bildirimler size de düşsün. Programımız ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. 6. haftadayız. Daha yolun başında sayılırız. Geriden takip eden, programı yeni fark eden arkadaşlarımız ne olur üzülmesinler. 2 haftayı 1 haftaya, 3 haftayı 2 haftaya sıkıştırarak hızlı bir şekilde bize yetişebilirsiniz. Aynı zamanda birkaç hafta geriden takip etmenize de hiçbir problem yok. Dediğim gibi bizler programı Mart ayında sonlandıracağız. O yüzden sizler birkaç hafta sonra bitirseniz bile problem olmayacaktır. Önemli olan kendinize ait bireysel bir program oluşturabilmek. Bu programdan da faydalanarak günlük programlarınızı da oluşturmak, düzenli bir çalışma sistemi geliştirmek. Yıl boyunca bunun size katkısı olacaktır arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar.